milletimizin yanında nice cenklere girdim. Şehit olamamanın tesellisini, gazi olmanın şerefini aradım. Lakin kılıcımın kınından bastırdığı şu günlerde bana ve babama öylesine büyük bir şeref bahşettiniz ki minnettar kaldığımı bilmenizi isterim. Elbette biz öylesine bir evlilikten şeref duyarız. Lakin evlatlarımın da bu hususta ne düşündüğünü bilmek isterim. Biricik kız kardeşimi kendinize layık görmeniz bizi bahtiyar etmiştir Emir Hazretleri. Bu teklifiniz bizlere tabi olacak nice Türkmen obalarını da devletimizle perçinleyecektir. Aslıhan gibi güzeller güzeli bir kıza da böyle bir evlilik yaraşırdı beyim. Aliyar. Aslan bacı ben doğru kararı verecektim baba. Aslan kızım. Senin de bu hususta ne düşündüğünü bilmek isterim. Emir Hazretlerinin teklifine ne dersin? Sulhü koruyarak, ticaretimizi büyüterek alçaklara verilecek en güzel cevabı verdiniz. O vakit kaleye gitmeden evvel tüccarlarla da konuşalım derim. Ticaretimizin devam edeceğini bizzat benim ağzımdan işitsinler. Dostlarımız kadar düşmanlarımız da işitmiş olur böylece. Çok iyi düşündünüz. Geçelim. Emir Saadettin'in teklifi sadece sizleri değil, beni de şereflendirmiştir. Sultanın sarayında, tahtının yanı başında büyük bir devlet hizmeti gören Emir Hazretlerine yaraşır bir hatun olmak, omuzlarıma binen ağır bir yük olacaktır. Aslan, senin altından kalkamayacağın hiçbir yük yoktur. Hizmet için adadım. Obama, babama, abilerime. Döşeğim kıl çadırda olmalı derdim. Sarayın taştan duvarları arasında değil. Uçsuz bucaksız topraklarda evlatlarımı yetiştireyim isterdim. Sarayın karanlık odalarında değil. Aslan, sen neler dersin? Burhan, sen ne demeye geçirirsin kızım? Beyimizin emri ise elbette bu şerefe talibim. Lakin son sözü bana bırakırsanız eğer, diyeceğim şudur.
Hazretleri bu teklifi serin yaylaklara, sıcak kışlaklara, atının üzerinde çileli yollara sevdalı bir kıza değil, saraya layık bir kıza yapmalıydı. Thank you.
insan yaşattıklarını bilmez misin komutanım Asilius? Birinizden düşürmediğiniz fitnenin, iftiranın yuvası bu pazar olmuş. Erdoğan Bey, eğer o leş kargası yakalanmazsa burayı sizin başınıza yıkarım. O soysuzu elinde sonunda bulacağım. Bulduğumda yularını tutan her kimse kendine sığınacak kabir bile bulamayacak. Aslan, anasının ölümünden sonra babasına, ailesine daha da bağlandı. O yüzden bu yaşa kadar evlenmedi. Şimdi de bizleri kaybetmekten korkar. Benim bacım gönlü güzel, ürkek bir ceylandır. Zamanı gençlerinin aklı bir karış havada oluyor. Lakin Aslan Hatun bunlardan biri değil. Candar Bey'im onu iyi yetiştirmiş. Aslan Hatun ister ki izdivacı gönül rızası ile olsun. O vakit emir saadetine düşen onun gönlünü fethetmektir. Aslanım, de bana. Hangi kızın gönlünde saraylarda yaşamak yoktur? Hele hele emir saadetin gibi kudretli bir adamın hatunu olmak. Başına konan devlet kuşunu görmez misin? Seven bir adamı ezip geçtin. O alelade biri değildir asla. Ya ben? Benim hislerim kimsenin umurunda değil mi yenge? Yaşça senden büyük diye mi tereddüt edersin? Onun gönlü gençtir. Seni de evlatlarınla mutlu edecektir. Söyledim yenge. Benim gönlüm obamdadır dedim. Obamı otağıma bırakırdı. Kızı
sen değil miydin? Şimdi ne oldu ha? Niye beni rezil olsun edersin anne?